Büyük patlama nedir? Patlama nedir? Ne büyüktür ne patlamadır. Duyun. Siz başlıyorsunuz. Evet, tabii başlayalım. Evet efendim, hepinize, herkese merhabalar. Boş Beleş Dükkan kanalından bir güzide videoyla daha sizlerleyiz. Bugün. Ama bugün bilim konuşacağız, Big Bang konuşacağız. Çünkü yemek videosu çekmekten kilo aldık. Ki kötü değildi. Yani okeyim. Yedik içtik, yedik içtik ama hani biraz daha arttı. Şimdi öncelikle ben böyle bilimle çok arası olmayan bir insan olduğumdan şu soruyla başlamak istiyorum. Big Bang doğru tabir midir? Evet, Big Bang aslında Türkçemize yanlış çevrilmiş. Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin gibi. Ha, gibi, onun gibi olmuş. Yani daha Türkçe'ye da büyük patlama diye çevirmişiz ama olan şey ne bir patlama ne de büyük. Aslında küçük. 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 Küçücük bir şey. Peki bu sadece tek bir patlamadan mı ibaret ya da genişlemeden mi ibaret, evet, yoksa? Bu bir tekillik, bir tane. Bir tekillik, yani atomdan küçük bir şeyin içinden evren çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bir patlama değil. Çünkü hiçbir şey yok. Zaman da yok. Yani bir şeyin patlaması için hani bir merkezden yayılmasını bekleriz ya. Bu öyle bir şey değil. Ya da bir patlamada ne bekleriz? Işık bekleriz, ses bekleriz. Ne ses var ne ışık var. Hiçbiri yok. Çünkü ses olması için hava lazım. Hava için oksijen lazım. Ortamda oksijen yok. Bu sebeple Big Bang baştan sona bir teori hatası. Ayrıca zaten bu teori 1920'de ilk ortaya atıldığında bu isimle anılmıyor. Daha sonra karşıt görüştekiler dalga geçmek için buna Big Bang, yani Türkçe'ye çevirirsek büyük pat diyerek dalga geçmek için bu isim vermişler ama bu isim yaygınlaşmış ve bu haliyle devam etmiş. Bir nevi reklamın iyisi kötüsü olmaz ama diyoruz yani o zaman. Kafaya alacağız derken adam almış, yürümüş günün sonunda. Yani Big Bang değil, yani olsa olsa buna Big Expansion denebilir, büyük genişleme ya da sadece Expansion denebilir ama zaten büyük patlama olması için Big Explosion demek lazım. O da değil. O da değil. O yüzden bu bir genişleme aslında. Peki bunu böyle tek bir noktadan şişirilen balon gibi mi görmeliyiz? Yoksa daha farklı şekilde mi? Olayı anlamak için öyle algılamak daha kolay olabilir. Bir noktadan şişen bir balon gibi düşünebiliriz ama bu bir noktadan değil, her noktadan şişen bir balon aslında. Yani büyük patlamanın bir merkezi yok. Her yerde aynı anda gerçekleşen bir genişleme. Bunu anlaması çok zor oluyor. Şey gibi olabilir mi? Mesela lahmacun açarlarken ya da pizza açarlarken yanlardan da genişletirler. Aynen öyle. Bir lahmacun böyle çevirir gibi düşünelim Big Bang'i. Bu da bu şekilde genişliyor, genişliyor. Hala da genişliyor. Yani sonsuza dek büyüyen bir pizza hamuru gibi. Evet. Tabii o iki boyutlu, bu olan üç boyutlu. Evet. Düşünebiliriz her yani. Her yerden çekiyorlar yani. Aynen. Genç arkadaşlarımız bunu düşünürken üç boyutlu büyüyen bir pizza hamuru gibi düşünebilirler ve hala da genişlemeye devam ediyor bu. Peki bu genişleme nereye gidiyor? İşte onu biz de bilmiyoruz yani. Ama hani şey sonsuza gidiyor. Bu konuda da teoriler var. Gidecek, orada dağılacak, işte daha sonra geri gelecek, yok olacak gibi. Ama hepsi çok zayıf teoriler. Ama Big Bang'in kendisi güçlü bir teori. Çünkü kozmik arka plan ışımasının ve Higgs bozonunun ispatlanmasından sonra... Evet, kozmik arka plan ışıması nedir? Çok havalı bir cümle. Bunu tanımlamak çok zor. O yüzden şurada gösteriyorum. Oo, çok havalı. Bu teori yavaş yavaş onaylanıyor. Onaylanıyor diyebiliriz yani. Dünyamızın oluşumundaki başlangıcı aslında. Şöyle diyeyim. Yaklaşık bundan 14 milyar yıl önce Big Bang olduğu anlaşılıyor. Dünya 3.4 milyar yıldır var. İnsan da 50 bin yıldır var. Yani çok yakın zamanlar ve bizim beynimizin anlayabileceği bir zaman algısı değil bu yani. Yani büyük patlamaydı, küçük patlamaydı, bunlara takılmamak lazım. Yaşayın gitsin. Yaşayın gitsin diyeceğim ama hani dünyamızda bir döngü olduğu da kesin yani. Dinozorlar yok oldu, insanlar geldi, insanlar yok olabilir ki zaten bir virüs her şeyi gösterdi. Öyle olacak diye değil, evet, ama olma ihtimali var. 50 bin yıl diyoruz insanlık için, evren için 14 milyar yıl diyoruz. Bu olur yani, kaçınılmaz olarak olur. Peki buzul çağıyla falan mı olur? Yani buzul çağı olabilir, meteor çarpması olabilir. Pandemi. Pandemi olabilir, insanlığın gerizekalı olabilir. Nükleer savaş çıkarmaktan 2-3 kere dönmüş insanlıktan bahsediyoruz yani. Öyle olunca hepsi olabilir ama evren o kadar büyük bir şey ki.
bir tane uydurup bir göktaşı aynen dünyayı yok edebilir. Yok edebilir. Ha, bu olasılıkla da daha önce de olmuş. Bundan sonra da olabilir. Yani insanların birbirini yemesine gerek yok. Bak yani şu kadarcık bir patlamadan oluşuyoruz. Patlama dedim. Genişlemeden patlama oluşuyoruz. Ve hani yine o miktarlarda tabii mutlaka büyüktür de bir göktaşı ya da şu kadarcık bir virüs insanları yok edebilecek hale gelebiliyor. Güçlü. O yüzden çok da birbirimizi üzmeyelim, bir anlamı yok. Zaten bir iki yanlış anlaşılma da var o konuda. Yani patlamada ışık vardı, ses vardı. Bunların hiçbiri yok. Büyük patlama olduktan 380 bin yıl sonra ancak ilk ışık fotonu oluşuyor. Işık bile yok yani. Hiçbir şey yok. Bayağı hiç. Yoktan var oluyor. Yani. Yani yoktan var oluyor ve aynı zamanda kendisi de bir yok. İçinde sadece hidrojen ve belki biraz helyum var. Başka da bir şey yok yani. Bu gazların sıkışmasından mı meydana geliyor? Hidrojenin nükleer bir değişimle helyuma yavaş yavaş daha hafif elementlere ya da daha ağır elementlere doğru dönüşmesiyle oluyor. Sonra ama soğuyor. O kadar sıcak ve o kadar yoğun ki ışık bile çıkamıyor içinden. Işık çıkması 380 bin yıl sürüyor sadece. Biz zaten ondan öncesini göremeyiz. Işık olduktan itibaren görüyoruz. Çünkü insan doğası ışıkla görebilen bir şey. Evet. Ama nötrinolar belki görülebilir. Nötrino şöyle bir şey oluyor. Ben biliyorum da izleyenlerimiz için açık. Nötrino böyle bilim kurgu filmlerindeki kötü karakter ismi gibi olabilir ama evet. İnsanla veya herhangi bir maddeyle etkileşime geçmeden, yoluna devam edebilen bir parçacık. Çok iyiymiş ya. İçinden geçer, hala da geçiyor şu an. Çok iyiymiş. Ve nötrino dedektörleri bugüne kadar 4-5 tanesini falan yakalayabildi. Yani evrenin ilk oluşum anında bir şeyi anlamak istiyorsak nötrino dedektörlerine ihtiyacımız var. Onları bir yakalamamız lazım. Evet, yani hep diyorlar ya evrenin ilk anı, ilk saniye, üçüncü saniye. Ama bunu ışıkla veya radyo dalgalarıyla yaparsanız anlama şansınız yok. Çünkü zaten 380 bin yıl öncesinde asla fark edemezsiniz. Çünkü ışık yok. Hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Sadece sıcak var, gazlar var, gazların dönüşümü var. Süreç ondan sonra başlıyor diyebiliriz bizler için. Vallahi verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Üstad. Gerçekten. Demek biz yani bilim şu, bu bizim işimiz. Yani bilim kurgu zaten üzerinde durduğumuz gibi oldu. Bunu konuşacak fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Her zaman. Her zaman. Yani hep sanat konuşuyoruz, yemek konuşuyoruz. Bugün de biraz bilim konuşalım. Hatta bundan sonra kara delik yapabiliriz. Bence onu artık bir yorumlara yazsalar, ne konuşmamızı isterler, yani, ne yaparlar. Yani gerçekten bilim kurgu konusunda çok okudum, çok dinledim, çok izledim, çok yazdım. Hani evren hakkında öğrenmek istediğiniz ne varsa bildiğimiz kadarıyla soru cevap şeklinde de yapabiliriz. Ya. Yorumlara yazarsanız yanıtlamaya da çalışırız. Ve hani burada ben cahil kesimi temsil ediyorum. Estağfurullah. O yüzden böyle hani sorarsanız tüm samimiyetimizle sorabiliriz, hiçbir sıkıntı yok. Herkes merak ettiği şeyi sorsun. Benim de aklımda bir sürü soru var. Ama konumuz şu an Big Bang olduğu için ben duruyorum. Daha neler neler gelecek. Yani her şeyin başlangıcı olduğu için Big Bang'den başlıyoruz aslında. Hani büyük patlama diyelim. Türkçe'ye böyle yerleşmiş. Bizim de yeni serimizin bir başlangıcı. Yeni serimizin bilim tarafı. Hani ye-ye-ye-ye olduk. 10 kilo aldım ya başladığımdan beri. Ama olsun. İyi biçelim de güzel yedik. Yine güzel yeni pazar olur. Gene çok şey oldu değil mi? O arada bir yuvarlandı yani. İstedi ya o tahinli pide ya. Tahinli pidenin genişlediğini düşünelim. İşte Big Bang'e bunu örnek olarak verebiliriz yani. Şimdi evet, gerçekten çok şıksınız. Konumuzla alakası var mıdır bu kıyafetlerin? Yani beni hep tişörtle görmeye alıştınız. Ben bilimi ciddiye alırım ama bugün iş çıkışı geldiğim için biraz daha resmi giyindim. Evet, şimdi gelelim en önemli soruya. Büyük patlamadan öncesi. Ne vardı öncesinde? Büyük patlamadan önce teoriye göre hiçbir şey yoktu. Ama bu bir sürü insanı ikna etmiyor. Yani ne yani diyorlar. Hani büyük patlama nasıl zaman, oldu yani? Bu kim başlattı bunu? Bu teori saçma sapan bir teori diyorlar ama teorinin zaten olayı öncesini açıklamak değil. Sonrasını açıklamak. O tekillik anından sonrası için. Ama öncesi için evet bazı teoriler var. Herkes araştırarak bulabilir aslında ama en önemlilerinden bir tanesi çoklu evrenler teorisi. Birden fazla evrenin çarpışmasıyla yeni bir evrenin oluştuğu ya da evrenler ötesi bir varlığın olduğu ya da evrenler ötesi bir boşluğun olduğu, bu boşluğun yoğun enerjiyle dolu olduğu, o enerji dolu alanda boşalmalar olduğu, yani bir enerji boşalma sonucu maddeye dönüştüğü gibi, bunu da Kas Graviyeri açıklıyorlar. Peyniri şöyle koyduğunuzda boşlukları oluyor ya, o her bir boşluk bir evren anlamına geliyor. Graviyer dediğimiz bu çizgi enerji. Film peyniri aslında. Yani diye de düşünebiliriz. Şuraya bir yere koyabilirim. Aynen, orada görebilirsiniz orayı. Evet böyle yani büyük patlama bir teori.
Ama gördüğünüz her şeyin başlangıcı gibi algılanıyor. Yani evrenin bir başı olduğu anlamına geliyor, bir başlangıç olduğu anlamına geliyor. Zamanın da orada başladığını biliyoruz. Peki başlangıç noktasına hassas bağlı kalmalı mıyız? Kalalım. Olsun. Niye kalmayalım? Ya kalalım ya, bu deterministik bir tavrı. Zaten hikayenin çıkışı o. Yani belli bir noktadan çıkıp sonsuza dek genişlemesi her şeyin aslında başlangıç noktasına hassas bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu determinizmin özellikle üzerinde durduğu bir konu ama uzun yıllar bunun böyle olmadığı söylendi. Fakat bu makrokozmozda böyle, mikrokozmoza gittiğinizde aslında entropi dedikleri, yani sistemlerin kaosa yatkın olduğu gerçekliği var. Ama mikrokozmozda hani öyle, ama makrokozmozda öyle gözükmüyor yani. Çünkü evrene belli bir mesafeden bakıldığında astronomlar diyor ki evren homojen. Çok ilginç. Ha, bütünleşik yani. Her yeri birbirine benziyor. Yani bizim bulunduğumuz noktadan baktığımızda bunu anlayamıyoruz ama evrene belli bir mesafeden baktığımızda, ya da evrene demeyeyim, evrene diyelim tekrar, homojen olduğu söyleniyor. Peki, aklıma gelen bir soru daha var. İnsanoğlunun büyük patlama, büyük genişleme, Big Bang, her neyse oraya onu yaratması mümkün mü tekrar en baştan? Yani bu mevcut işte, teknoloji veya gelecek bin yıldaki teknolojiyle falan bu mümkün değil, ama bahsettiğim şey CERN'deki deneyler sanırım. Evet, CERN'de büyük patlamanın ilk anını simüle etmek için parçacıkları çarpıştırıyorlar. Ama daha henüz orada ancak Higgs bozonu dediğimiz enerjiyi maddeye dönüştüren anahtar parçacık keşfedildi. Kalanın anlaşılabilmesi için minimum kendi CERN'deki yetkililerin açıklamasını söylüyorum, onlarca yıla ihtiyacı olduklarını söylediler. Peki bu X bozonunun bulunması bu patlamanın yüzde kaçına delalet ediyordur tahmini? Ya da mesela söyledik aslında ya. Aslında %100'e delalet ediyor. Yani karşılık geliyor diyelim. Şöyle, enerjinin maddeye nasıl dönüştüğünü biz X bozonunu ispat edene kadar bilmiyorduk. Teori vardı ama bilmiyorduk. Hatta o da çok ilginç. X bozonuyla ilgili ilk makale 1960'larda Avrupa'da yayınlanıyor ve bunu CERN'e gönderiyor. Şu an hatırlayamadım. Nobel'li. Onu da koyarız. Koyarız, onu yazarız aşağı bir yere. Adamın makalesini bile kabul etmiyorlar. Ama bugün şu anda milyarlarca dolar harcanarak adamın makalesinde önerdiği teoriyi gene ispatlamak CERN'e nasip oldu. Yani biz işte o yaklaşık 14 milyar yıl önce olan patlamadan oluşan gazların maddeye dönüşmesinden sonra oluşan yıldızlardan altta kalanlarla oluşan bir kayaç gezegende yaşayan yaklaşık 50 bin yıldır var olan ufacık insanlarız. Biz gerçekten hiçiz ya. Sıfır yani. Makrokozmozda bakarsak öyle, ama insan beynine baktığımızda insan beyninin yaratıcılığı da neredeyse evren kadar güçlü. Bu sefer gerçekten çok bilimsel olduk. Ufak bir ricamla devam edeceğim. Sakın ola kanalımızı takip etmeyin. Aman diyeyim, like atmayın. Dislike'lar sizin olsun. Olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.